Çok sayıda davayla karşı karşıya Türkiye. Şu anda bugünden başlayalım. Yani mevcut durumda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu mahkemede en ciddi dava blokları hangileri? Şimdi bir kere uzun tutukluluk meselesi hala çözümlenmiş bir sorun değil. Tabii bu gene olağanüstü halin getirmiş olduğu koşullar meselesi var gene burada da. Ama şimdi Ahim'in bu çok açık içtihatlarından bir tanesi, başta meşru nedenler olsa, tutukluluk yasal bir tutukluluk olsa bile o tutukluluk çok uzun süre devam ediyorsa, yani bir türlü hüküm tesis edilemiyorsa, orada da mahkemelerdeki yargıçlarımız bunu yeterli derecede gerekçelendiremiyor ise o zaman orada sorun vardır. Türkiye'de bu ciddi bir sorun. Çünkü tutukluluk süreleri uzun, iddianameler mesela çok geç hazırlanıyor. Bu arada mahkemeler bu tutukluluğun devamına yeterli gerekçeler sunmadan devamına karar veriyorlar. Bu bizim yani yerleşik bir içtihadımız. Maalesef bu sorun Türkiye'de aynen devam ediyor. Yani tabii esas olan bir an önce davanın görülmesidir. Tutukluluk da artık bir zamandan sonra uygun olmaz. Meğer ki çok önemli ve iyice açıklanmış gerekçeleriniz olsun. Anladım.